Zamane ki dur, uji nav çar divare geviri. Ji paş pencereyen hesini. Le, jivare mazlum, jivare sakine, jivare kemalpir. Ji zindana Ahmet'e merhaba jivare. Ev beş salin. Vina gele Kurd hatiye bin pekirin. Be operasyonen siyasi, Xwestin meşa Kurda ya demokratik asteng bikin. Le gele Kurd devji berxwedana xweber nedan. Ew kesin ku bivana hatin xapandin, dîtin ku. Weke hercar, weke koçkirî, weke zîlan, weke Dersîm, weke Helebce. Weke katliamên kul Kurdistanê hatiye avakirin. Weke bomba barana roboski. Gele Kurd ne ji kuştine, ne ji girtine, ne ji bomba barandine natırsın. Ev her berhvedidin, her berhvedidin. Em be gele xwe serbilindin. Be berhvedana gele xwe. Em careke din lehem berwene. Vina kurda nae astenkirin. Meşa kurda nae sekinandin. Kurd bi berxwedanê meşiyanê. Dibêjin berxwedan jiyane. Em azadiya xwe derketina xwe ya derve deyndarê berxwedana gelê xwenê. Lê em dibêjin derketina me têrêna kê. Neviyê dilê me li zindana mayî. Ji ber ku bi hezaran hevalên me hîn li paş deriyên hesinin. Ji ber ku vîna kurda hîn hatiye bin pêkirin û hatiye astengkirin. Em ne pênc parlamenterên Kurdistanî ne. Em şeş parlamenterin hêj Hatip Dijlalê hundirê. Hevalên me yên hilbijartî, şaredar, endamên meclîsên me. Hevalên me yî parezer, hevalên me yî rojnamevan, hevalên me yî jin, ciwan, akademisyen, hêj li paş deriyên hesinin. Ji ber vê yekê, heta ku ew azad nebin, em azadiya xwe napejirînin. Ew ê kêfxweşiya me nîvcû bimîne. Ew ê çavê me li wan be. Ew ê neviyê dilê me li zindanê be. Heta ku îrada gelê Kurd birêz Öcalan dernekevê. Em karin bêjin em azadin. Erê azadî o asimane be sînor dîtin helbet tiştekî pir xweş e. Helbet be dîwar, be hesin temasa bi we gelek xweş e. Lê em zatî li paş dîwara jî nehêsîr bûn. Her dem mejiyê me, dilê me, ruhê me azad bû. Ew dîwar ji bo me neastengin. Îro jî û sibê jî wê neasteng bin. Gelê me li derve li berxwedan bi deh hezaran siyasetmedar hatin girtin lê meşa gelê Kurd domiya. Berxwedana gelê me hêz da zindana, zindan jî meşiyan. Ez ji were bi tilpakî bêjin. Em bi rûyekî rûsipî niha li hem berwenê. Hûn zanibin me jî li zindana li berxweda em li ber we mehçûb neman. Lê riya me helbet dûr e. Hêj meşa me wê gerek bihêz be. Hêj gelê Kurd azad nebûye. Hêj yekîtiya me pêk nehatiye. Hûn zanin niha li konferansekê Kurd dên bahev.
و دخوازن ستاتیو که به دست بخینن هون زانن لکردستان باکور لکردستان باشور لکردستان روژاوا و روشلات داگر کر کردا بهاوا که خواستن اسیمیله بکن خواستن وان دناو پرگالا خود بحلینن روژا کرد سری هلدان جی وان بهاوانا پرچقاندنه لی کرد مشاخوه بردوام دکن امجی دی بیشن هل بجارتن اگلی پیشیامه بری هر دشته وکا کنفرانس اگه وکا ازمون اگه پیشیامه گرک ام و ازمون پر خورت برسیو بکن جبر وی اکی قط سکن لما گرک نبن بشو او بروش مال به مال گند به گند باجار به باجار ام بگرن او خباتا خواه بدن مشاندن جبر کو آزادی نه سایه آزادی خبات دخوازه آزادی ام به بیجن زانبون دخوازه آزادی بری هر تشتی باوری اکی دخوازه از دخوازم چند پیامان به ترکیجه بردوام بکیم Kürt halkının özgürlük mücadelesi bilindiği gibi devam ediyor. Kürt halkının siyasi iradesi her ne kadar siyasi operasyonlarla engellenmek istenmişse de işte görüyorsunuz biz tekrar halkımızla beraberiz. Burada olmamızı halkımızın direnişine borçluyuz. Onların direnişini saygıyla selamlıyoruz. Ancak cezaevinde tutuklu kaldığı sürece biz özgürlüğümüzün yarım kaldığını, sevincimizin yarım kaldığını belirtmek istiyoruz. Bütün cezaevi kapıları açılana kadar da bu böyle devam edecek. Evet, bugün Kürtler bir yüzyıl sonra yeni bir sınavla karşı karşıyalar. Kürtler bu yüzyıl boyunca çok büyük katliamlardan geçtiler. Çok büyük asimilasyon politikalarından geçtiler. Kürtler bulunduğu her parçada, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de bulundukları sistemin içerisinde eritilmek istendiler. Oysa Kürt'ün direniş damarı buna karşı geldi. Ve bugün gördüğümüz gibi Orta Doğu'da, Kürtlerin bulunduğu her ülkede Kürtler demokrasinin temel dinamiği haline geldiler. Bu işte Kürtlerin bilincinin yüksekliğiyle alakalıdır. Bu Kürtlerin kültürel arka planının güçlü olmasıyla alakalıdır. Her şeyden önce Kürtlerin yüreğindeki özgürlük sevdasıyla alakalıdır. Kürt'ün yürüyüşünü hiç kimse engelleyemez. Bugün uluslararası platformda bir konferans düzenleniyor. Ve bu konferansın yapılma amacı ve zamanlaması kesinlikle Kürtlerin Rojava'da gerçekleştirdiği devrimle alakalıdır. Eğer bu devrim gerçekleşmemiş olsaydı şu anda Suriye büyük bir kriz ve kaosun içerisindeydi. Orada halklar birbirini boğazlıyor olacaktı. Orası şu anda kan gölüne dönmüş olacaktı. Fakat Kürtler demokratik bir yapılanmayı açığa çıkardılar. Dünya standartlarında bir sistem ortaya çıkardılar. Ve bizce dünya bunu görmelidir. Kürtler demokrasiyi gerçekleştirmede, Kürtler bir sistem oluşturmada, Kürtler kendi kendini yönetme konusunda rüştünü ispatladı. Ve Kürtler artık bir statüyü hak ediyor. Bunu hiç kimse engelleyemez. Yeniden bir Lozan gerçekleştirmek isteniyorsa herkes şunu bilsin ki dünya eski dünya değil, Kürtler eski Kürtler değil. Lozan'da evet Kürtler kandırıldı, Kürtlerin iradesi parçalandı, Kürtlerin adına birileri konuştu ve Kürtler bir yüzyılı kaybetti parçalara bölünerek. Kimse kusura bakmasın. Artık Kürtlerin kimseye havale edeceği, teslim edeceği, emanet edeceği bir iradesi yok. Kürtler kendilerini kendileri temsil edecektir. Bu çok demokratik, çok insani, en temel haktır. Hiç kimse de bunu engelleyemez. O nedenle konferansa hazırlanırken
şunu söylemek istiyoruz. Rojava'da kendini yönetebilme kabiliyetini acaba muhalif güçler mi gösteriyor yoksa Kürtler mi? Acaba diğer halklarla Asuriler, Ermeniler, Araplar, diğer etnik azınlıklar ve dini mezhepsel azınlıklarla bir bütün halinde kavga olmaksızın savaşsız bir yapılanmayı açığa Esad güçleri mi, muhalif güçler mi yoksa onlara hamilik yapan Türkiye ve benzeri güçler mi ortaya çıkardı? Cenevre'ye katılmayı hangisi hak ediyor? Elbette ki Türklerin de bu toplantıya katılma hakkı vardır. Bir konuyu değerlendirmeden geçmek olmaz. Lozan'da Kürtlerin kaybetmesinin bir nedeni de Kürtler arasındaki ittifakın gerçekleşmemiş olmasıdır. Kürtlerin kendi aralarındaki parçalılığı ve çok başlılığı ne yazık ki bir yüzyıl boyunca Kürtlerin kaderini belirleyen lanetli bir durum haline ifade etti. Oysa bugün görüyoruz ki memnuniyetle ve sevinçle görüyoruz ki Kürtler arasında bir ittifak söz konusudur. Bu yeterli değil ama her parçadaki Kürtlerin mutlaka Kürtlerin ortak çıkarları çerçevesinde bir araya gelmesi gerekiyor. İç sorunlarımızı içeride çözmek mümkün. Biz kardeşiz. Dört parça kardeştir. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Onları birbirinden ayıranlar ancak Kürtlerin düşmanları olabilirler. Bunlara fırsat verilmemelidir. Kürtler 100 yıllık fırsatı kaçırmamalıdır. Evet, bizim derdimizin dermanı Kürt ittifakıdır. Kürtlerin tek parça kendini temsil etmesidir. Teknik sorunlara takılmadan 100 yıllık stratejik projeyi görerek hareket etmek bizim geleceğimizi kurmamız için çok önemli bir konudur. Biz ancak bu şekilde oyunları boşa çıkarabiliriz. Cenevre'de Kürtleri dışarıda bırakmak isteyenlere ancak böyle bir mesajla